Teşekkürler. Röportajlarımız devam ediyor. Bu kez Fenerbahçe ve Kayserispor cephesiyle birlikteyiz. Sayın Selahattin Baki ve Sayın Samet Koç yanımızda. Ev sahibiyle başlamak isterim müsaadeniz olursa. Selahattin Bey, 3 kulvarda devam ediyor Fenerbahçe bu sene macerasına. Bugün de kupadaki rakibi ve yol haritası aslında belli oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle hayırlı olsun. Kayserispor her ne kadar biz ev sahibi olsak da, kağıt üzerinde insanlar bizi favori olarak gösterecek olsa da, çok genç, dinamik, vizyoner bir hocası olan ve iyi bir takımı olan, son mağlubiyetinde bile iyi futbol oynayan tehlikeli bir rakip. Bu tür maçlarında biliyorsunuz telafisi yok. Kayserispor'u son derece ciddiye alıyoruz ve bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Aramızın da iyi olduğu bir camia. Dolayısıyla büyük gerginlik olacağını düşünmüyorum. Futbolumuzu oynayacağız. Hem insanlara seyir zevki vermek istiyoruz, hem de biz Fenerbahçe olarak bir üst tura geçmek istiyoruz. Başarılar diliyorum rakibime de. Sizin de görüşünüzü alayım. Birlikte yan yanasınız burada. Kura'yı da birlikte çekmiştiniz. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Fenerbahçe büyük bir camia. Fenerbahçe ile eşleşmekten memnunuz. Geçen yılda sanırım çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşmiştik. Biz kazanmıştık. Öncelikle centilmen bir mücadele olsun. Her iki camiaya da yakışır bir karşılaşma olsun. Sakatlık olmasın. Hakem hatası da olmasın. İyi oynayan kazansın diyorum. Çok teşekkür edelim. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Temennilerinize de katıldığımızı ifade edelim. Dostane görüntülerle sözü tekrar sana bırakalım Kerem.